Bir de onu ağlatan bir şarkı biliyorum. Yemen türküsü. Bir gün onu söyledim. Onu Nevres Bey'den öğrenmiştim. E, e, Bunu nasıl nasıldı efendim? Havada bulut yok. Bu ne dumandır? Evet. Mahlede ölüm yok. Bu ne fegandır? Diye başlar. Evet. Burası Yemen'dir. Anu Yemen'dir. Gülü içimendir. Hı. Giden gelmiyor. Acab nedendir? diye söylediğim zaman Atatürk'ün gözlerinden yaş geldiğini gördüm. Ağlamıştı. Ve dedi ki işte yok yere Türk çocukları gidip Yemen ellerinde öldüler. Ne lüzum vardı buna dedi. Evet. Onu yani iyice evet. hatırlıyorum yani. Savaşta kaybettiği... o... Tabii. Savaşta kaybetmek değil Türk çocuğunun gidip de Yemen'de Tabii. ölmesi Tabii. ona hazin bir Tabii. lüzumsuz gelmişti. Ve ona çok üzgündü. Onun için galiba bilmiyorum ben siyasetten anlamam ama daima biz kendi sahamız içinde kendimizi müdafaa edeceğiz ve hiçbir yere tabii gitmeyeceğiz. Yurtta yani yurtta, su, yurtta, yurtta, prensibi, yurtta, su, bu yurtta yurtta su yurtta evet yurtta su yani. cehanda okay. suç prensibini böylece hatırlıyorum yani onunla bir araya getiriyorum. Çünkü bu iştenlikle bunu söylemiş ki gözlerinden Yaş geliyordu bu şarkıda. Evet. Zaten evet. dediğimde gibi Atatürk'ün büyüklüğü, kendi sınırları içerisinde kalmış olması, bir Hitler gibi yayılma politikası izlememiş olması, evet. kendi vatanını kurmamıştı. Kendi olması vat kurmasıydı. Zaten bir Sonra son derece tavaziydi. Saraylarda oturmaktan asla hoşlanmıyordu. Diyordu ki ben bu sarayları sevmiyorum. Hatta bir gün Filibe Köşkü'nde Kılıç Ali'nin küçücük böyle bir evi vardı Gece Kondu gibi. Dedi ki ben dedi bu köşten ziyade dedi böyle küçük yerleri tercih etmek istiyorum. Bir vatandaş olarak böyle bir mütevazi yaşamak istiyorum demişti. Bir gün de hiç unutmuyorum Nuri Jonker Bey masasında oturuyordu yanında. Nuri dedi hatırlıyor musun dedi bizim Selanik'te dedi hani hayat bir kuru kestanedir dedi. Bu hikayeyi hatırlıyor musun dedi. Ve Nuri Kerbi Bey bu hikayeyi anlattı. Şöyle olmuş. Atatürk o zaman yeni subay olmuş. Tabi mahdut bir maaşla gidiyorlar. Biraz gazinoda eğleniyorlar filan. Ay sonu gelmiş. Her memur gibi. Onların da parası azalmış. İki arkadaş bir araya gelmiş. Sende ne var? Bu kadar. Bende de bu kadar. Eh bir ufak rakı içebiliriz demişler. Gitmişler e, gazinoya oturmuşlar. Fakat diyor yani bize fevkalade öyle meyveler, mezeler filan getirtecek durumda değildik. Bize sade bir rakı getir suyla dedik diyor. Aman efendim filan dediler çünkü oranın devamlı siz. Yok böyle istiyoruz bu gece demişler. Oturmuşlar. Demiş ki boğazıma tıkanıyor hiç mezesi falan gitmiyor mu demiş. Sende bir şey var mı? Nuri Bey de cebini karıştırmış bir kuru kestane bulmuş. Ben de bir kuru kestane var. Ne yapalım demiş. Ver bari onu geveleyelim demiş. Sonra Atatürk dedi ki döndü. İşte hayat bir kuru kestanedir dedi. O felsefesini de hiç unutmuyorum. O kadar mütevazi bir insandı. O büyüklük içinde bir dolma bahçenin muazzam salonunda, avizeler altında her türlü hükme Sahip bir insanın bu kadar mütevazi düşünüşte oluşu onun ne derece büyük olduğunu bir kere daha gösterir.